Sen evden ayrılırken annenin hamile olduğunu biliyor muydun? Bilmiyordum. O zaman sen ailenle nereden baksan 9 aydır görüşmüyoruz. Evet. Hiç özlemedin mi? Özledim. Peki niye bir telefon açıp da sağlık haberini duyurmadın ya? Numaralarını değiştirmişler. Numaraları yoktu. Ama diyorsun ki akrabalar gelip gidiyordu diyordun. Niye mesela onlarla haber yollamadın? Ya zaten abla herkesin haberi vardı ki. Özgürlü olduğumdan. Hepsinin haberi vardı yani. Bir de haber göndermişler. 100 milyar başlık parası getirsin diye. Onu kim söyledi sana kızım? O söyleyen kim? Kim söylediyse getir kızım, yayına getir onu. Hangi söylediyse? Herkes söylüyor. Herkes nasıl kutluyor? Herkes de sen biliyorsun o zaman. Getir yayına getir. Kim söyledi? Ben seni parası satmam kızım. Sen de biliyorsun Zeyno. Senin bir gözünü, ağrışını dayanamıyorduk biz. Sen biliyorsun. Dayanamıyordunuz, evet. Ondan mı 100 milyar istediniz? Hayır, yalan söylüyorum. Ha, o getiren kişiyi söyle o zaman. Getiren kişiye ablaya sen söyle. Daha, herkes söylüyor. Sen daha evvel başkasına nişanlandın mı? Evet, nişanlandım. Kiminle? Memiş Kurt diye birine. Kiminle yani? Hanife teyzenin akrabası mı? Evet, akrabası. Nesi? Nesi bacısının işte oğlunun oğlu. Sen Hanife teyze unuttun mu? Hepsi akrabam. Ya. Piyasa ters yedi, 8 aydan beri piyasaya çıkmıyorsun. Bir telefon etmiyorsun. Buna gittim anne demiyorsun. Nasıl büyüttük biz seni? Kucağımızda taşırdık seni böyle şişelerle. Süt içerdin ya. Şimdi bir dakika, Özgür'ün dayısı telefon attığınızdaymış. Ahmet Koç. Evet. Hanife teyze, he. O zaman Ahmet Koç senin eski kayınbiraderin mi onların iddiasına yok, göre? Yok, damatı oluyor. Kim o? Ahmet Bey. Efendim. Günaydın. Günaydın. Yani ben o kadar şaşkınlık içindeyim ki. Siz Hanife Hanım'ı tanıyor musunuz? Her birisi bir laf. Tanıyorum. Dayımın eşi. Ayrıyeten kaynanam oluyor kendisi. Kaynanınız oluyor? Evet. Hangi açıdan kaynanınız oluyor? Bu dayımın imam nikahlı eşiydi. Dayınızın imam nikahlı bir kocan mı vardı senin Hanife teyze? Ben de şaşırdım. Kim olduğuna, kim bu? Kim söylüyor onu öyle? İmam nikahlı eşinin adı neydi yani? He? Ahmetciğim. Efendim? Eşinin adı neydi Hanife'nin? İmam nikahlı. Hanife'nin eşinin adı? He. Yaşar. Soyadı? Yaşar. Soyadını bilmiyorum Özdayım ama soyadını bilmiyorum. Soyadını nasıl bilmiyorsun o zaman? Yalan konuşuyor. Yaşar diye var mıydı bir kocan Hanife teyze? Vardı yavrum, o vardı. Tamam işte. İşte o da Ayşe'nin dayısıymış. Ne bileyim ben, dayısı mı ne olduğunu? Dedesi mi? Yani Yaşar isimli senin bir kocan varmış ya. He. Bu da onun yeğeni. Ha. Ahmet Bey de o senin Yaşar isimli eşinin yeğeni oluyormuş. Ha, peki damadın var mı senin? Yok yavrum. Damadın yok, yok mu hiç? Yok. Hiç yok. Yaşar yavaş Bey de Özgür'ün dedesiymiş. Yaşar Bey günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. O zaman bütün sülaleyi birbiriyle mi buluşturmuş oluyoruz şimdi bu vesileyle? Siz Hanife Hanım'ın nesi oluyorsunuz? Yaşar Koç'tan mısın? Yaşar Koç mu? Tamam, siz Hanife Hanım'ın nesisiniz? Yaşar Koç'tan mı söylüyorsun? Siz Yaşar Koç değil misiniz beyefendi? Tamam efendim, tamam. Tamam, Hanife senin neyin oluyor Yaşar Bey? Amcanın kızı. Amcanızın kızı. Evet. O zaman amcanın kızıymış. Sen Yaşar'ın amcasının o kızıymışsın. Yaşar Koç'u da tanıyor musun? Bir dakika, oğlunun amcasının kızıysa. O amcasının kızı, o dayısının kızı. Hepsi akraba oldular burada yavrum. Bak böyle bir tane akrabamız çıkmadı. Bir çocuğumuzu bize söylemediler. Amcasının kızıysa. Ama bunlar akraba aslında. Onun nesi olur? Ben onları yapamıyorum ya. Beceremiyorum ben o işleri. Onun amcasının kızıysa onun nesi olur? Neyse, onlara basmıyor benim kafam. Yani şunu anlatmaya çalışıyor Ayşe Hanım. Diyor ki, yani kızın bizde olduğunu biliyorlardı çünkü biz çok yakın akrabayız diyor. Ne akrabasıymış bunlar? Şimdiye kadar niye gelmediler? Akrabaydılar da. Niye söylemediler bize? Ablam niye gelmediler? Akrabası da o zaman niye gelip de kapılarına dayanmadılar? Biz aldık kızı diye söylemediler. Evet, niye söylemediler? Niye söylemediler? Sakladınız. Haber yollandı, kabul etmediler. Tamam geldi. Ya bağırma. Nerede haber geldi? Bağırma. Bağırma. Ben bağırıyorum. Tamam bağırma da.
dakika. Niye gelmedin? Tanıyorsunuz o zaman bu kadını. Niye gelip de sormadınız? Sen kendin niye biliyordun gelmedin? Kızının kaçacağını. Yalan söylüyorum. Bilmiyordum ben kızımın kaçacağını. Biliyordum. Evet bilmiyordum. Ben bu çocuğu ilk defa görüyorum. Yalan söylüyor. Bakir. Hayır ben Sinan anlıyorum. Sen. Ayşe Hanım. Senin çocuğun nasıl kıymetlisi biliyordum. Benim yanımda bana kıymetli. Tamam ama siz niye haber vermediniz anne? Biz haber verdik kabul etmediler. Yalan söylüyor haber haber gelmedi. Gelin kameralara bakın her şeye bakın. Ben aslında haber verecektim ben kendim hatta. Kendin niye gelmedin? Bunların yanına gelecektim Çayırova'ya. Eşim işte gitme sana orada bir şey yaparlar bir şey olur. Ben de derim. Ya. Ben kendim gidecektim. Eşim bırakmadı beni. Telefon denen bir şey var ya. Telefonlara kapalıydım. Mektup yazın o zaman yani. Ne diyeyim eve yani? Eve yazaydınız. Yani. Doğru söylüyor. Bak abla ne güzel konuşuyor. Doğru söylüyor. Evet. Teşekkür doğru söylüyor. Aramızda senin haberin vardı. Mektup bak abla bak bak. Annemin haberi vardı kaçacağımdan. Senin haberin vardı kaçacağımdan. Ne zaman? Ne zaman? 9 ay önce. Camdan mı Zeyno? 9 ay önce. Yalan söyleme Zeyno. Senin kafana şimdi ben çıkarken bir şeyler sokuyordu bu çocuk söylüyordu Zeyno. O çocuk benim kafama hiçbir şey sokmadı. Hiç yalan söyleme kaçacağım. Savurma Zeyno. Ben kimseyi savurmuyorum ki herkes kendini zaten savunuyor. Savurma. Senin haberin de vardı. Hayır yalan söylüyorsun. Benim haberim haberim. Ben niye yalan söyleyeyim sana? Özgür sen kaçıyorsun? Niye yalan söyleyeyim ben sana? 21. Ah Zeyno. Anne bana soruyor sen cevap veriyorsun ya. Sen de 21 yaşında mısın? Allah Allah evet. Sen de onu da geç mi yazdın? Onu da biraz 21'den büyük yazdın. Hayır hayır. Ben 21 de 22'me gireceğim işte. De 21 ya. Ya abla benim de kafam karıştı. Bizim yani yaş konumuz doğru. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Yaş konumuz doğru bizim araştırabilirsiniz. Hastane raporlarımız var her şeyimiz var bizim. Aynen 96 doğru. Tamam siz şimdi size şöyle söyleyeyim. Yani şimdi bu çocuk bakın. Kaç doğumluydu yazıyordu şurada? 2004 doğumlu. Yani biz 2017'deyiz. Şimdi bu çocuk şu anda 13 yaşında gözüküyor. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Sen de 12 yaşında bir çocuğu hamile bırakmış oluyorsun. Evet. Üstelik 12 yaşında bir çocuğu hamile bırakırken de 18'inden büyüksün. Yani şöyle söyleyeyim çok büyük bir suç. Yani kanunen çok büyük bir suç işlemiş oluyorsun. Biliyorum. Madem biliyorsun da nasıl o zaman alıp eve getirebiliyorsun? Ben gittim onlara. O ya sen almadım. Git. İster git ister gitme kızım. Sen git. Hani onların seni kabul etmemesi lazımdı o bir. İkincisi kabul etmişler. Ailesine haber vermemişler. Evet. Verdik. Yalan. Kiminle verdik? Sen ne kadar yalan dersen de. Yalan söylüyorum. Ben haberiniz gelmedin. Vardı sizin. Hep ne sizin de haberi kapıma, vardı. Ne dayandın kapıma burada demedin kızım bile. Hülya Hanım. Yani o günü kaçacağından niye bile. Niye senin kapına geldi ya? Kaçacağından bile o günü aynı dakika kızının haberi vardı. Kızı bakkala değil camdan çıkardı kaçırdı kızını. Kim? Ben mi kaçırdım? Ben mi kaçırdım? Söyle komşular da şahit. Zeyno orada. Komşular da şahit. Bak, komşulara Zeyno götüreceğim burada, seni Zeyno alma. Annesi mi kızı kaçırdı? Hayır yalan söylüyorum. Annesinin aynı şartta haberi vardı. O günü kaçacağım o zaman. Kızın, camdan kaçırmış. Sen benim kızım. Konuşmayın. Ben camdan kız. Konuşuyorsun sen. Evet doğru konuşuyorum. Ortağın olduğunu da söyledin mi? Ortağın olduğunu. Ne ortağı mı? He? Ne ortağı? Niye sen ortağı karıştırmaya geldin? Ben yavrumu bulmaya geldim buraya. Niye karıştırmayın? Ben yavrumu siz bulmaya geldim. Siz her şeyi karıştırmayın. İki evli çocukların olsa benim kocam. Yaştan yana yani Müge Hanım bak. Yaştan yana. Bak, İki evli götür, olsun kocam iki evli. Götür kemik destine götür. O yaşta çıksın. He. Ne yaparsan yap. Ben ne yazdırsam o kuzumun. Sana o şekilde söylüyorum. Evet. Ben. Peki İbrahim Bey varmış. Özgür'ün anne tarafından kuzeni... Zeyno'nun da babasının akrabası. İbrahim Bey. Evet. Günaydın. Günaydın ablacığım. Bu Zeyno kaç yaşında? Zeyno 19 yaşında ablacığım. Tabii bak onların siz kaç yaşındasınız? Haberleri var. 19 yaşındayım. Siz kaç yaşındasınız? Ya. 19 yaşında ablacığım. Hayır siz kaç yaşındasınız? Ben 20 yaşındayım. Onu nereden biliyorsunuz 19 olduğunu? Ya çünkü o benden bir yaş küçük anladın mı? O benden bir yaş, o benden bir yaş küçük diyor. Biraz geç yazdırdın o zaman demek ki şey. Onun annesi iki evli ve onlar da akraba Ayşe ablayla Özgür'ün söyledikleri doğru. Ya tamamlayın birbirinizi arkalayın oğlum arkalayın. Kimseniz siz. Evet. Size iyi destek çıkın birbirinizde. Şimdi peki bak ben bir şey söyleyeceğim. Tamam şimdi ama anladığım kadarıyla şimdi bakınca da ya şimdi bu çocuk da 13 yaşında gibi durmuyor yani.
Hani yani 25 yaşında gibi de durmuyor ama 13 gibi de durmuyor hayatım yani. Kaç yaşında bu kız, sen söyle annesi olarak, bir artık çatlattın gerçek orada. Gerçek yaşını söyle. Nokut dairesinden sorsunlar yaşını. Ya bu Şeker şey Pınar'da bulunuyor. Şeker Pınar'da isterseniz şeyde getirtirsin dosyayı. Şey. Sen nerede doğurduğunu bile hatırlamıyorsun ki. Ben söyleyeyim mi Müge Hanım? 500 evlerde doğurdu. 500 evlerde nerede? İşte Karadeniz Mahallesi'nde. Tamam yani 500 hastanede evlerde. Hastanede falan değil. Klinikte. Tamam klinik de işte sayılır. Hangi klinikte? Orasını bilmiyorum. Gelip gidiyorduk biz. Ha. Gelip gidiyorduk. Hatta Özgür benim bir yaşını geçmişti. Bu kız onun kucağındaydı. İlk çocuğu Necla Hanım'ın. Necla, unuttun mu sen acaba onu ne zaman doğurdun yavrum? Evet unuttum ablam ya. Çok oluyor doğru. Peki Necla bir şey soracağım ben. Kaç yıllık ya, evlisin ya sen? Çok oluyor amcam. Kaç yıl? Var 15 sene oldu. Ne 15 yıl? Söylesin ben. 15 sene oluyor doğru söylüyor. Ben söyleyeyim mi? He. 20-25 senelik evli. Sen mi? Karabayır'dan sen aldılar bayır, onu. Karabayır'dan aldınız. Karabayır'dan aldınız. Sen kaç tane evlendin onları söylesene. Her zaman geliyorduk. Şimdi o bahsettiğiniz kliniği bulursanız Zeyno'nun yaşıyla ilgili bir dava konusu söz konusu edilirse klinikteki o kayıt işinize yarar ve dolayısıyla hem Zeyno hem de Özgür cezai sorumluluktan kurtulabilir. Tamam, sen biliyor musun kızım nerede doğduğunu? Evet. Hiç merak edip de sormadın mı annene nerede doğdum diye yavrum? Yok sormadım. Niye merak etmiyorsunuz biraz bunu? Ama 500 evlerde olduğunu biliyorum. 500 evlerde. Karadeniz Mahallesi. Ya sokakta mı doğdun 500 evlerde ya? Bir klinik ya da bir hastane. Sen hatırla Neşe hangi hastanede olduğunu? Hatırlayamıyorum abla, ben bilmiyorum. Orada bak orada şimdi yayına vermeyeyim. Bak bir hastanenin adını söylüyorlar. O hastane mi? Hastane değil, klinik diyor. Ya klinik. Klinik ne demek yani? Ne demek? İşte ebe varmış orada da yavrum, bakıyormuşlar. Ebe hanımlar. Klinik, öyle doğum şey hastanesi falan gibi bir şey mi varmış civardan? Bir bakın bakayım internette falan poliklinik, ne var? Ama kaç sene evvel yani? Kaç sene evvel? 19 sene önce. Peki senin kuman senden büyük mü küçük mü? Çok şey. Küçük yavrum küçük. Nereden büyük olsun bundan? Kuman senden küçük. He. Kuması da küçük ama senin oğlan 10 yıldır cezaevinde değil miydi teyzeciğim? He. Tamam yine 10 yıl önceden o zaman kuman. Kumanın çocuğu var mı? Var. Kaç yaşında? Ufak 7-8 yaşında onun da. E hani nasıl senin oğlun 10 yıldır cezaevinde de 7-8 yaşında çocuğu oluyor? E işte istedik. İstedim evleneyim. Ondan sor bakayım kaç tane koca yaptı? Yarım kocalar. Kaç tane kocam ya? Olur. Ya. Hanife teyzeciğim, kadına güven olmasıyla alakası yok ki, senin oğlun 10 yıldır cinayet işlediği için kapalı cezaevindeymiş. Açık cezaevinde şimdi. Sonra açığa geçmiş. Açığa geçince de bunu hamile bırakmış. Ya. Diğer var mı ötekinin de küçük yok, bebeği? Yok yok. Kimin? O kumanın. Yok. Tamam kumanınki kaç yaşında? En az yine onun da 10 yıldan büyük olmuş. 18. 8 yaşında yavrum. 18 mi 8 yok, mi? Yok 8 yaşında. E nasıl 8 yaşında oluyor? 10 yıldır hapisteyse oğlun Hanife teyze, hapiste olan bir adamın karısıyla görüşmesi lazım ki çocuğu olsun. E kaç sene oldu yatıyor? 5-6 sene oldu yavrum. Aftan yaralandı biliyor musun o da? Hı. Açığa çıktı. Siz buraya geldiğinizde 20 yıl hapis cezası aldı. 10 yıl kapalı yattı, şimdi açığa geçti. Ben de orada hamile kaldım demedin mi? Evet. E tamam, 10 yıl kapalı cezaevinde kaldıysa eğer bu adam nasıl 8 yaşında çocuğu olur? Daha da 10 yıl cezası varsa yani yeni açığa geçtiyse. Ay neyse ya, ben de niye bu kadar uğraşıyorsam tamam yani neyse. Yani hani olmuyor yani, saatler de yıllar tutmuyor yani şey yok. Yani en büyük çocuk bu mu en büyük çocuk? Evet. En yani, büyük çocuk evet. Bu. Senin küçüğün kaç yaşında? 17. Ha? 17. Bak onun küçüğü de 17 mi, siz 12 diyorsunuz. Yok, kızım yok. 17 yaşında nereden gelecek? Yok Zeyno ufak yaşlı kızım. Niye yalan söyleyeyim? 12 yaşında. Niye yalan söyleyeyim? Getir çocukları sok kemik testine, bak bakayım kaç çıkıyor. E kaç? Kaç? 11 yaşında. Yoruldum Ecelan. Dur. Hiçbiri mi senin kardeşlerinin hastanede doğmadı yavrum? Hayır doğmamış. Doğmamış değil, sen artık doğanları biliyorsun ya, sonrasında doğanları.
sadece birisi doğmuştu galiba, Ayhan. Hastanede. Hı hı. Ama hangi hasta ne olduğunu bilmiyorum. Senden kaç yaş küçük o? Bir yaş. Ha, senden sonra iki hastanede. Ha, pardon, iki yaş küçük benden. O hastanede mi doğdu? O hastanede doğdu ama ben bilmiyorum. Hangi hastanede olduğunu bilseniz. O hangi hastanede doğdu? Ayhan ne zaman doğdu? Hangi hastanede? O şey... Sülümaniye mi? Hangisi? Bilemeyeni mi Kinan? Ya. Ya sen bilirsin. Hangi hastanede doğurduğunu. Habibler mi oluyor? Habibler mi oluyor orada? Habiblerde bir hastane. Habiblerle Süleymaniye'nin alakası yok ki. Niye Habibler Süleymaniye'de? Yok, hiç alakası yok. Senin evinde hiç doğum belgesi yok mu çocuklardan herhangi birinin ablacığım? Yok, kaybolmuş hepsi de yok. Ayhan'ın nüfusunu tam gününde mi çıkarttın? Ayhan'ın nüfusunu. Neyin? Hayır. Neyi? Yani Ayhan'ın nüfusunu çıkarırken... Hastaneden aldığın doğum kağıdını nüfus müdürlüğüne götürdün de mi çıkardın? Sonra çıkardı. Sonra çıkardık biz. Sonra tamam çıkardım. Sonra da çıkarsan hastaneden aldığın doğum kağıdını, belgesini götürdün mü nüfus müdürlüğüne? Ona göre mi çıkardılar? Tabii. Yok. Öyle mi? Ya. Ayhan'ın nüfusu var mı? Var Ayhan'ın nüfusu. Hangi nüfus müdürlüğünde? Şeyde Şekerpınar'da. Tamam, onun kaç müdürlüğünde. Onun kaç doğum tarihi? Hastanede doğum yapmışsa oradaki belge yazılır. Onun kaç doğum tarihi? Oradaki muhtarlar ne demiş biliyor musunuz? Demiş ben hepsini de ben evde doğum yaptım. O yüzden bunların kimliklerini çıkartmasını istiyorum. Evde doğum yaptım demiş. Hani Ayhan için de böyle. Ayhan için de öyle demiş. Kim? Allah Allah. Ne demiş? Ne dedim be? Sen kimlikleri çıkartırken demedin mi? Evde hepsini doğum yaptım. Yok kızım. Yok, yalan söyle. Kim dedi onu sana? Sen dedin bana. Ay, ben ne zaman dedim sana? Nerede görüştüm kızım ben sende? Sen kimlikleri nasıl çıkardın? Nasıl mı çıkardım Zeyno? Doğum kağıdı götürdüydün mü? Doğum kağıdımı götürmedin mi? Götürdün mü? Ah Zeyno, hep yalan söylüyorsun. Niye yalan söylüyorsun kızım? Niye yalan söylüyorsun? Yalan söyleyen sizsiniz, ben değil. Öyle mi Zeyno? Öyle. Savun sen, savun Zeyno. Neyi savunacağım? Bakın ben bunu hep söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Gerçekten nüfus kağıdı çıkartırken... Nüfus müdürlüğünde benim aklımın almadığı, yani normal bir hukuk devletinde evet. yaşanmayacak derecede karmaşa yaşanıyor. Bunun yalnız evet. nüfus müdürlükleriyle alakası yok yani. İşleyişte bir sıkıntı var. Gerçekten gidiyorsunuz, bakın bunu çok samimi söylüyorum, yani ispatlarım da her şekilde. Zaten biz burada da bunu insanlara anlatıyorlar. Gidiyorsunuz diyorsunuz ki ben bu çocuğu evde doğurdum. Hı. Ya da karım doğurmuş diyor, adam gidiyor alıyor. Aslında bir çocuğa 5 tane kimlik de çıkartabilirsin. Bak çok samimi söylüyorum. Evet. Bir çocuğa 5 ayrı nüfus müdürlüğüne gidip 5 ayrı kimlik çıkartabilirsin. Tabii. Yani ne yaşları yaş, hani eskiden olur falan sanıyorduk biz 40 sene önce, 50 sene önce. Geçen gün hem de yani gerçekten devlet görevlisi bir arkadaşım anlattı. Çocuğunun bir semtte değil öteki semtte doğmasını istiyor aslında. Hastanede doğuyor çocuk. Yeni daha yani çocuk 1,5-2. Hastanede doğuyor çocuk, onu vermiyor. Diyor ki evde benim eşim doğum yaptı. Yolda giderken işte aldırıyor. Ötekine aldırıyor. Yani... Kötü bir niyetle değil. Hani onun şeyi o semtte yazmasın da bu semt yazsın. Nüfus kağıdında istediği için yaptırdığını bizzat anlattı. Daha çok yeni. Bu gidiyorsunuz herhangi bir çocuğu alıp bu şekilde alıp bu benim üzerime diyebilirsiniz. Ne yaşı yaş ne bilmem ne bilmem ne. Şimdi açıkçası... evet. Şimdi bak, şimdi şöyle bir şey var Zeyno. Şimdi ben senin bana söylediğin nüfus kağıdındaki beyana... bakmak zorundayım. Sen diyorsun ki 21 Mart 2004 doğumluyum. Yani şu an 13 yaşında gözüküyorsun. 13 yaşında bir çocuğu alıkoymak vesaire, hamile bırakmak falan hani aklın alabileceği bir şey değil. Hukukun da kabul edebileceği bir şey değil. Şimdi bu saatten sonra yapılması gereken, yani gideceksiniz, kemik testi yaptıracaksınız. Oradan o kemik testi sonucu çıkacak. Her türlü. O sırada Özgür tutuklanacak. Bak ben sana söyleyeyim yani. Çünkü 2004 doğumlu bir çocuk. Onu her savcı tutuklar. Bugün buraya geldiğiniz için değil, 5 sene sonra da bu ortaya çıksa yine aynı şey olurdu. Çünkü bebeğin doğum tarihi önemli. Tutuklayacak, tutuklu yargılanacak, o gidecek kemik testinde. Dua ederseniz siz, hani 17'den, 17 dediği şimdi, 18'den büyük çıkarsa 9 ayda geriye dönelim. Evet. Özgür'le işte aileyle anlaşır, bir şekilde nikah falan kıyarsınız. Tamam. Ama önce bir tutuklama dönemi geçecek. Bu zaten 5 seneye de kalmayacaktı. Sen çocuğunu doğurmak için bir ay sonra işte ne zaman zamanı geliyorsa hastaneye gittiğinde zaten senin nüfus kağıdına baktıklarında
senin aa, küçük olduğunu anlayıp onlar ne? Gerekli işlemi yapacak. Ne anlamadım? Ne diyor? Yok bir şey abla ya. Zamanı gelince söylerim bir. He. Ayşe'cim bak siz bu yaşananları ne konuşuyorsunuz? Onlar anlıyor bizim kendi dilimizi. Ne olduğunu sakın onlar bilmiyor. Ama çok ayıp ama şimdi onu da açıklayacağım ben. Şimdi korktum ben bundan. Ha? Şimdi korktum ben senden. Niye korkacağım benden? Şimdi korktun ama ben senden. Ama hem suçlusun. Yok siz kafirsiniz daha. Hem suçlu ha. Hem güçlüler bir de bağırırlar üstümüze gelin. Niye gelin ki üstüme? Niye geleyim? Şimdi şu saatten sonra Zeyno'nun annesinin senden şikayetçi olup olmamasının da hiçbir anlamı yok. Bu kamu davasıdır. Yani 13 yaşında bir çocuk devletin çocuğudur. Yeah. Müge Hanım, ben onu 13 yaşında evime kabul etsem zaten ben o suçu kendim kabullenirim. Yeah. Anladınız benim ne demek istediğimi? Benim 16 yaşında kızım kaçtı. 2 sene yakalatmadı kendini. Ay şimdi 2 tane torunum var benim. Çünkü ne yaşını doldurmuş 18 yaşında. Ben bunu bileceğim 13 yaşında. Ben o kadar çağ dışı bir insan değilim. Fark etmez. 18 yaşında da olsa eğer senin çocuğun... Şu anda 19 yaşında Zeyno'm. Hayır senin o kızın da sen bu mahkemeye intikal ettiği zaman hamile kaldığı tarih söz konusu. İstiyorsa bak ben sana şöyle söyleyeyim. Sen şimdi kaç yaşındasın? 40 yaşında mısın? Evet. Seni 14 yaşında birisi hamile bıraktı. Şu an 40 yaşında da olsan, evet. Zaman aşımını hani göz önüne almayarak söylüyorum. Yine o seni hamile bırakan suçlu olur. Onu anlatmaya çalışıyorum. Burada zaman yok. Burada tarih yok. Ben bir kızı alayım da bunun yaşı küçük. Gideyim onu hamile bırakayım, çocuk yapayım. Kaçayım devletten, anasından, babasından. Gelsin 19 yaşında ortaya çıkayım. Fark etmez. Ben bunu bir tek size söylemiyorum. Şu anda bu işe... baş kalkın. Koyacak, hani aklına koyan birisi varsa herkese söylüyorum. Fark etmez. Bu kamu davasıdır. Ne yapacağız? Kamu ceza davası. Yasasında dediğiniz gibi çok işlendiği mi? Tarih geçerlidir. Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü zaten biliyorlar. Seninle ilgili birkaç kere de... Bir saniye. Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü, Bahçeli Evler Çocuk Büro Amirliği'nden bir ekip görevlendirmiş. Şimdi Zeyno ve Özgür'ü alacaklar. Götürecekler size, hakkınızda işlem yapacaklar. Daha sonra işte sen de benim yaşım büyük dersen ki öyle diyorsun. Sizin kemik testiniz yapılacak vesaire vesaire. İnşallah kemik testinde yaşın dediğin gibi çıksın ki sonunda Özgür sen de yalnız nikahını da kıy. Yani bir tane de çocuk oluyor şimdi çocuk da yazık babasız kimliksiz vesaire. Peki, olacak. Peki kemik çok testine üzülüyorum. Girecek de bebeğe bir şey olmaz değil mi abla? Doğumunu beklerler, onu beklerler, bunu beklerler. Sen o sırada bakalım savcı seninle ilgili ne karar verecek? Ya artık ne verirse boynumuzu eğeceğiz. Şimdi senin elinde bir vücudanın yok değil mi Zeyno? Yok, gel. Zeyno'nun vücudanı yok sizde. Yok. Tamam, sordukları zaman Zeyno diyecek ki ben 19 yaşındayım. Güle güle. Kemik testini istiyorum. Sağ evet. O şekilde konuş. Ah be yavrum be, sen de bütün bunları yapmadan önce birazcık bir dayansaydın, bir aklını başına toplasaydın be yavrum be. He? Çok da güzelsin. Gel. Ne kadar kaldı senin doğumuna? 1,5 ay var. Kıyamam ben sana. Gel. Burada polis memuru arkadaşlar gelmişler. Yürü. Vay alacaklar olmuş. Yapacak başka bir şey yok yani. Yok kanun böyle. Sorsaydım nereye götürüyorlar acaba? Otur otur. Gittikleri yeri biliyorum ben. Evet. Efendim Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü devreye girdi. Bahçeli Evler Çocuk Büro Amirliği'nden bir ekibi yönlendirdiler stüdyomuza. Şu anda hem Zeyno hem de Özgür anneleri de yanlarında çocuk şubeye götürecekler. İfadeleri alınacak. Çocuğun kimliği yapacak bir şey yok yani. 21 Mart 2004 olarak gösteriyor. Yani şu bu çocuk şu anda 13 yaşında o istediği kadar ben 18'im 19'um evet. 20'yim desin. Yapılması gereken budur. Ben Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü'ne de yayınımızı ihbar kabul ettiği için ve bu işlem için teşekkür ediyorum. Acı gözüküyor belki. Kız hamile vesaire falan filan ama kabul edilebilir bir şey değil yani. Biz eğer bunları kabul edersek ve hoş görürsek ve hoş görmeye devam edersek biz toplumun gerçekten bence en büyük yarası olan bu çocuk yaştaki evlilikler demeyeceğim çünkü evlilik olmuyor sonunda. Çocuk yaştaki bu istismarların önüne geçemeyiz.
Ben belirli bir yaşın altındaki insanların evlilik için doğru karar verdiklerine inanmıyorum. Onların sağlıklı çocuklar yetiştirebileceğine de inanmıyorum. Bu benim şahsi kararım değil zaten. Hani dünyanın hiçbir yerinde hukuk sistemi, yasa koyucular, yasa yapıcılar, uygulayıcılar buna inanmadığı için de bu tarz işlemler yapılıyor. Evet, şu anda Üsküdar Çocuk Şube'ye doğru Zeyno ve Özgür yola çıktılar. Zeyno da 1,5 ay sonra doğum yapacağını söylüyor. İnşallah hayırlısıyla evladını kucağına alsın. Evet. Bu saatten sonra ona söyleyecek kemik bir şey yok. Kemik yaşı tayini yapıldıktan sonra da şimdi zaten gerçek, gidiyor yavrum? Gerçek ortaya çıkacaktır. Karakola gidiyor teyze, karakola. Doğru yaşı mahkemeye tespit edilecek. İşte mahkemeye zaten artık bu sizden çıktı bu iş. Bu savcı ilgilenecek onunla. Yani savcı evet, kamu hani davası şimdi, açıyor yani. Hani biz de gitseydik mi diyorum. Nereye gideceksin sen, deli misin ya? Savcılığa gideceğim oradan. Ne işin var senin daha orada? O ilgilensin, daha ne yapacaksın? Kim? Ben de gideyim diyor. Siz de gidin istiyorsanız yani siz de. Ama sizin şikayetçi olup olmamanızın artık bu saatten sonra bir anlamı hiç yok yani. Yok. Öyle anlatabiliyor mi? Muyum? Hani davacı sen olur. Yani dedi. Şöyle söyleyeyim Hanife teyzeciğim. Sen davacı olsan da olmasan da artık. Evet. Ben kızı, mesela kızın kemik testi yapıldı, kız 13 yaşında çıktı. Evet. Sen yani. Artık ben bu kızı veriyorum desen de zaten devlet vermez yani. Ve evet. Hanife teyzeciğim ah ya. Öyle mi? Ah onlar biz 7-8 aydan beri meydana bir çocuğu çıkarmaz mı insan? Ama ben çok anasına babasına üzüldüm, haber çok vermez mi? Tamam, nasıl bunu tanıyorsaydın değil mi? Beni tanımıyorsun tamam. Niye gelip de o zaman kapıma dayanmadın sen benim? Niye haber gelip de haber vermedin? Ama demek ki ben de size dün bakın. Böyle sorduğumda siz de hani Özgür diye bir çocuk var vesaire falan söyleyebilirdiniz yani. Söylemediniz ama ne bilelim üstlük. Yavrum oğluna, öyle ya da böyle kine. Uzaktan yakından akrabasınız evet. Yani o net. Akraba değil de akraba diyor yani. Tanıyanlar çıkıyor pek yok. Hanife teyze anladığım kadarıyla o adamı silmiş hayatından hatırlamıyor. Yaşar'ı silmiş herhalde ondan değil mi? Öyle ya. Yaşar'ı unuttun. Yok yavrum unuttum. Ha? Evet. Kaç sene oldu be kızım. Anladım yani o yüzden hatırlamıyor yani. Kaç sene oldu diyorum. Ya ben size bir şey söyleyeyim ben çok üzüldüm ama ya. Vallahi. Evet. Yani çocuk kaç yaşında bilmiyorum ama. 13 yaşında Hayır. gibi durmuyor. Benim en çok üzen ne oldu Müge Hanım biliyor ama, musunuz? Ama hani 19 hiç, yaşında gibi de durmuyor. Evet. Bir defa, hiç 16, okula gönderilmemiş. Bakın, bir şey hiç okula var. Gönderilmemiş. 16, okuma yazma bilmiyor. Hiçbir mesleği yok. Yani aslında dram en başta başlıyor. Doğumuyla başlıyor. Evet, ya annenin okuma yazması yok, annenin okulu yok, babanın okulu yok, anneannenin yok, babaannenin yok. Dram en kökten başlıyor zaten hocam. Yani zincirlemesine evet. eksiklikler içinde. Şimdi o çocuğu serbest bırakırlar mı yavrum? Soruyorum senden. Savcılığa verirler mi mahkemeye? Teyzeciğim tabii ki ben savcının ne karar vereceğini ben bilemem ama evet. şöyle söyleyeyim. Yani bugün tutuksuz olarak yargılanmak üzere serbest bırakılsa dahi evet. senin kızın kemik yaşı çıktıktan sonra eğer senin kız 14, 15, 16 öyle o yaşta çıkarsa bir senede hamile kalma süresi var. Evet. Ama o çocuk tutuklanır. İnşallah ya. Ama hani o arada kemik yaşı çıkması atıyorum 3 ay sürer, 4 ay sürer ona bilmem ama yani sonuç itibariyle buradaki yaşlar çok önemli ama şu anda 2004 doğumlu yani nüfusta 2004 doğumlu görülen bir çocuk için devlet yapması gerekeni yaptı. Üsküdar Çocuk Şube aldı. Şimdi orada ifadeler alınacak. Evet. Savcıya haber verecekler. Biraz savcının da insafına kalmış bu durum. Evet. Şöyle insafına kalmış. Kızı görecek, konuşacak. Kızla ilgili hani onun nasıl bakalım bir öngörüsü olacak. Kaç yaşında gibi görünüyor gibi gelecek bir vesaire. Belirtecek. Bir kanaat Sayın belirecek. Sayın savcılarımız da ona bu konuda göre tecrübe sahibidir. Biz bile burada gördüğümüz zaman Zeyno'nun 13-14 yaşında olmadığını kesin olarak size anlıyoruz. Size bir şey söyleyeceğim Rehan Bey. Yani sizin kız büyümüş. Anlatabiliyor muyum? Siz farklı bakabilirsiniz hayata. Benim için 13 yaşında bir çocukla 16 yaşında bir çocuk arasında da hiç fark yok. Hayır, hukuki yani, olarak fark hayır, var. Hayır, şunu söylüyorum. Yani herkes kendi çocuğunun yerine koysun. O ayrı. Hani 16 yaşındaki kızın şimdi 9 aylık hamile gelince, ay 13 de değil bu da büyümüş der misin? Ona göre herkesin değerlendirmesi kanuni lazım. Kanuni yani. Bakımdan fark eder. Kanuni bakımdan yaşında da şöyle fark etmez. 16 bir yıl önce hamile bak, kalmış olur 15. 16 yaşında olduğunu savcı kabul ederse bir yıl önce tutuklama hamile kalmış. Durumu olmaz. Bir yıl önce kalmış. Yine olsun 15'i bitirmiş olması kafi. Tutuklama durumu olmaz. Yok artık onun cezalarını veriyorlar. İleride ceza verebilir.
kemik kaşlarının elde edilmesine kadar geçen süre zarfında yani. Herhangi tutuksuz bir yargılanabilir. Tedbiren serbest bırakabilir, yurt dışına çıkma yasağı koyabilir veya her hafta karakola imza atabilir. Şu anda bütün o işlemler çıkana kadar tutuksuz yargılayabilir. Evet. O işlemlerin sonunda da eğer o zaman işlemlerin sonunda yaştan gelecek olan kemik raporu 15'in altında görülürse tabii ki ağırlatılmış bir suçla karşı karşıyadır. Cezai müeyyidesi de 16 alırdı. Bile olsa bir yıl önce hamile kalmış. Yani suçun işlendiği tarih önemli. 8 ay önceki durum dikkate alınacaktır. Şu anda 7 aylık hamile. 8 ay önceki yaşı dikkate alınacaktır. Çok güzel bir durum değil maalesef. Ama siz de 2 ay önce işte kayıp başvurusunda bulunmuşsunuz. Nereden bakarsanız bakın hiçbir tarafı tutmayan bir şey. Bir de bir tane de bebek dünyaya gelecek. Vallahi neyse bekleyeceğiz, göreceğiz. Çocuk kendine yazık etti. Yanlış bir kararla çocuk kendine yazık etti. Özgür. Ya Hanife teyzem, sen de kızı götürüp... o kendi kaçmasaydı yine başkasına vermeye kalkmışsın. Yok, böyle bir şey kabul edilemez bu yaşta. Onu da... Bu yaşta evlenilmez. İşte, evlenilmez tabii ki yavrum. Niye verdiniz onu? Ama işte almış götürmüş. Ama niye nişanladınız? Nişanladınız ya. Niye nişanladın? Yalan söylüyorlar hep. Sen nişanlayınca kıza da kaçma kapısı açtın. Yok. Onun da aklına evlenmek girdi tabii ki. Madem küçüktü sen niye nişanladın? Ya. Peki. Tamam bekleyeceğiz, göreceğiz yani. Vallahi nereden bakarsanız